kalkınmasındaki, kışlaktaki eğitim, toplumsal dayanışmayla birlikte geçmiş çocukluğu. Evet. Ve bu çok öğretici ve onun edebiyat ve sosyal hayatında çok ona itici güç vermiş. Daha sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, diğer aşamalardan sonra. Burada da akademik ve siyasal, kültürel, sanatsal yeteneklerimi geliştirmeme olanak sağladı diyor kendisi. Okul dergilerinde yazmış. Daha sonra Ankara'da yayınlanan Yaşamın Tüm Birimlerinde Yoğunluk sanat kitabıyla devam etmiş. Birçok dergide, gazetede inceleme, araştırma yazıları, edebi ve sanatsal ürünleri yer almış. Katılım, Emek Sanat, Amik, Yoğunluk, Bağlaç gibi dergilerin yayın kurulunda görev almış. Öğretmenliğini 87'den beri Trabzon, Hatay ve Ankara'da, son durak burası galiba. 90'lı yıllarda bir eğitsel şube başkanlığı, dergi yöneticiliği yapmış. Şey çok ilginç geldi. Suriye, Ürdün, Lübnan, ABD ve Almanya'da kültür ve edebiyatla ilgili sunumlar gerçekleştirmiş. Onlardan da bahsedersiniz size. Göçmenliğin bir yanında o. Tamam. Bugüne kadar yayınlanmış 15 kitabı var. Salkım Saçak, Kelda, Közlü Yürekler, Dirilten Bulmuşlar. Araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, makale, her türden yazmışsınız. Güzel, çok zengin bir durum. Roman da zenginleştirmek istiyorum. Bekliyoruz romanınızı. Evet, evet. Sözü size veriyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hepinizin ayağına, yüreğine, beynine sağlık. Siz de hoş geldiniz, ben de hoş buldum. Çünkü benim eski derneğim burası. 2009'a kadar ben üyesiydim. Buradan ayrılınca bağımız koptu. Ama sık iletişim kuruyoruz. Haberlerden, gelişmelerden ben de bilgi alıyorum. Bu başlığı Güzel Hanım'la konuştuğumuzda konuyu ilgilendiren slaytlar oluşturmaya çalıştım. 64 slaytlar oluşan bir seriye şekilde görsel boyutuyla anlatmaya çalışalım dedim. Gerçi şimdi sorsam herhalde burada en azından Çiğdem Mahallesi'nde doğup büyüyen kimse yok aramızda. Her birimiz aslında bir göçmeniz. Kendimiz Ankara'ya gelmiş olsak, işte bizden önceki bir kuşak gelmiş olsa da yine o göçmenin izlerini yürüyüşümüzde, oturduğumuz yerde, alışveriş ilişkilerimizde, her şeyimizde hissediyoruz. Yemek kültürümüzde çok hissediyoruz çünkü büyüklerimizden gördüğümüz mutfak kültürünü şehirlerde, değişik taşındığımız yerlerde sürdürüyoruz. Bu yönüyle hepimizi ilgilendiren bir başlık, göç ve göçmen edebiyatı. Ben konuya girmeden önce sizlere bir mültecinin mektubunu okumak istiyorum. Belki ilginizi çeker diye düşündüm. 1968-72 arası Ankara'da bulunmuş. Benim de okuduğum Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenciliği geçmiş bir ağabeyimizin. Kendisi de bir mülteci veya sürgün adını verdiğimiz Exil diye batılıların söylediği bir tür göçmen ama sürgün göçmen. Yani gönüllü olarak veya başka bir yapmış değil. Siyasi nedenlerle ülkemizden ayrılmak durumunda kalmış. Ama ortaya koyduğu eserlerle, gittiği ülkede yaptığı çalışmalarla, hatta dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle ülkemizden söz edilmiş, İsveççe, Türkçe alanında çokça çeviriler yapmış bir insan. Belki anlayanlarınız, şiirini okuyanlarınız vardır. Özkan Mert, 75 yaşında, 1944 Erzurum doğumlu. Ben Erzurumlu musunuz? Yok, oraya doğmaya gittim dedi. İzmirliymiş. Sonra geri döndüm memleketime. Anne babasının göçmenliğine bir örnek gönderme yapmıştı burada. Onun kaleme aldığı bir mültecinin mektubu diye şiiri var. Tam da konumuzu anlatan bir şiir. Bununla başlayalım. Arkasından diğer şiirler ve diğer türlerde devam edelim. Şöyle diyor şairimiz. Derin bir uykudan mı uyanıyorum? Neredeyim ben? Neden yakmıyor göğsümü sıcacık Akdeniz güneşi? Bu çirkin renkler içinde yüzen yüksek yapılar, çan sesleri, bıyıklarımı donduran soğuk. Hayır, hayır, benim ülkem değil burası. Çocukluğumda çıplak ayakla koşurduğum sokaklar yok burada. Nerede? Sıcacık dalgalarıyla oynaştığım Akdeniz nerede? Köpükleriyle şapolar, kalalar, kurduğum Ege nerede? Söylesenize.
yarım ekmek, biraz zeytin ve Sandor Petefü'nün şiirleri vardı çantamda. İstanbul'dan binmiştim trene, cebimde kahraman, ay yıldızlı lacivert pasaportum. Arkamda aşkın, umut, un ve dünyanın başkenti İstanbul. Bir bayrak gibi sallanan yedi tepenin üzerinde duruyor. Ve kalbimde nakış nakış özlemi kızımın. Stockholm üşüyor, beyaz gelinliğinin içinde. Kahve içmeye burada başladım sabahları. Ve düşünmeyi falan döken dağında açan bir çiçeğin güzelliğini burada derinden hissettim. İspanya'dan geliyorum, adım Maria, Şili'den geliyorum. Adım Kosmos, Yunanistan'dan geliyorum. Adım Ahmet, Türkiye'den geliyorum. Hepimiz Orfeyiz maşallah. Söyledim ya, göçmenlik yaşamı bu. Peki öyle uzun düşünmeye gelmez. Dönmek de var elbet. Güzel bir bahar günü memlekete. Basık gaza 200 kilometreyle. Her şey doğduğum şehir, ilk aşkım, beyaz gölümlerinde biriktirdiğim yağmur damlaları yitik bir zaman dilimi şimdi. Böylesi ne yaşanmaz değil, yaşanır elbet. Ama sıkamamak bir dostun sıcak elini. İşte bu, işte bu. Yaşatmaz insanı, öldürür demiş. Evet, bakın bir göçmenin, hatta mültecinin duygularını çok hoş anlattığı bir şiir. Ülke farkı, coğrafya farkı, toplum farkı burada çok ustaca yansıtmış. Ben dedim ki abi bir şair olarak son sözcüğü niye koydunuz? Gereksiz bu sözcük. Şairler fazla sözcüğü yontarlar heykeltıraşlar gibi. Dedi ki bunu Yaşar Kemal ekledi. Tekrar okuyayım son bölümü. Böylesine yaşanmaz değil, yaşanır elbet. Ama sıkamamak bir dostun sıcak elini. İşte bu, işte bu, yaşatmaz insanı. Burada gitmesi gerekiyor diye düşündüm. Arkasından öldürür sözcüğünü eklemiş. Bu benim değil dedi, Yaşar Kemal'in sözcüğü. Bu şiiri okuduktan sonra bedeli kalmadı dedi diyor. Yani bunu çok vurucu bir şekilde bitirmen lazım. Yaşatmaz elbet dememek lazım. Öldürürü ekleyeceksin oraya dedi diyor. Ben daha sonra da ekleyerek yayınladım diye. Bir anekdotunu size anlatmıştı. Yaşar Kemal diye biliyorsunuz. Avrupa'da yine göçmen olarak yaşamış yazarlarımızdan biriydi. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aklınıza gelen örnek, konuyla ilgili bir kitap ya da bir anlatı varsa hemen lütfen sözümü keserek etkileşimli bir şekilde sizin de katkınız ve katkılarınızla zenginleştirelim istiyorum bu konuyu. Öncelikle yine İki şairimizden, Gülten Akın'dan ve Cemal Süreyya'dan birkaç dizi alarak göç olgusunu ve göçmen edebiyatının yansımasını anlatmak istedim. Şöyle diyor Gülten Akın, eski İmle adlı şiirinde, ölüm yok eder, göç değiştirir, kendisi kalamaz kimse, sarp ve suskun inelerden başka. Yine Cemal Süreyya, Göçmen Mavulundan adlı şiirinde, benim mavili senin ilgisiyken evlerin içi, bir kalpak dışarılar, üzgün ev içlerinde, bir hazin karanlığında kaybolan akşamları, kim bilir hali nicedir, yurtsuzluğun çeperinde göçenlerin diyor. Gerçekten göçmenin yurtsuzlukla ilişkisini son dizesinde çok ustaca hissettirmiş Cemal Süreyya. Evet, buradan göç olayının, bu olgunun nedenleri ve niteliği üzerinde şöyle bir yansı üzerinden kısa kısa değerlendirme yapalım. Yapıldığı yere göre göçleri ikiye ayırıyoruz. İç göçler, dış göçler. İşte bizim Sivas'tan, Hatay'dan, şuradan, buradan, buraya, Ankara'ya gelmemiz ya da İstanbul'a gitmemiz iç göç. İşte Türkiye dışına çalışmak ya da okumak amacıyla ya da zorunlu nedenlerle, yani sürgün ve benzeri nedenlerle gitmiş olmamız dış göç. Yapıldığı süre bakımından sürekli yaşanan göçler, geçici göçler başlığıyla ele alıyoruz. Onları da kısaca açıklamaya çalıştım. İşte tarım işçisi olarak kısa bir dönem, bir mevsimlik çay toplamaya gelen doğulu insanların Karadeniz bölgesine gelmesi, işte Çukurova'ya ya da Ege'deki oğullara konut toplamak için gelen insanlar, bunlar geçici göçler, mevsimlik işçiler açısından geçerli. Sürekli göçler açısından baktığımızda da bir yere yerleşmek üzere gelenler ki son dönemde Suriye başlamak üzere Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelenlerin de artık sürekli göçe dönüştüğünü buradan altını çizerek söyleyeyim. İstek durumuna göre göçleri de isteğe bağlı ve zorunlu göçler olarak ikiye ayırıyoruz.
İsteğe bağlı göçler, kişinin kendi isteğiyle yaptığı, işte eğitim almak veya bir yerde çalışmak amacıyla gittiği göçler, sürgün, savaş, doğal afetler nedeniyle yapılan göçlere de zorunlu göçler diyoruz. Bu başlıkların edebiyata yansımasını ve mitolojiden başlayarak destanlar, şiir, öykü, roman ve diğer türlere yansımasını ben tarihsel gelişim içerisinde vermeye çalıştım. Çünkü her konu tarihsel bakışla verilmeli ki bugünü daha iyi anlayalım ve geleceğe yön verelim. Kemal'cim gel. Evet, tam da konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyen bir arkadaşımız, sosyolog Kemal arkadaşımız aramızda. Hoş geldiniz. Evet. Sen de Çiğdem'inden sayılırsın, yakın oluyorsun, değil mi? Ya, karıştırdım. Bir tane karşıydım. Karşı tek... Odam galiba orası, evet. Değil mi? Şurada iki tane kapı var, kapıları da ilgili mi var? Evet, hoş geldin. Şimdi arkadaşımızın da konusuna giren bu göç olgusunun niteliğiyle ilgili bilgilerden sonra dünya üzerindeki göçlerin en çok yoğunlaştığı alanı gösteren ve buradaki hareketlerin nasıl gerçekleştiğini gösteren bir haritayla başlıyoruz. Arkasından insanlık tarihindeki Homo sapiens'le başlayan göçle bugüne gelmeye çalışıyoruz. Aslında konuyla ilgili olanlar, okuyanlar, araştıranlar vardır mutlaka. Ben de bugünkü verilere göre diye sözüme başlamak istiyorum. Çünkü hem antropolojik hem arkeolojik araştırmalar, yeni verilerde sürekli gelişebiliyor, değişebiliyor. Örneğin Homo sapiens'in 200 bin yıl önceki tarihine gidiyorduk biz ama geçenlerde Afrika'da bulunan yeni fosille 300 bin yıla çıkardılar Homo sapiens'in tarihini. Ve bunun da göçler yoluyla bizim de içinde bulunduğumuz Anadolu'ya gelişi, buradan işte bir taraftan Asya'ya, bir taraftan Avrupa'ya gidişi ve oradaki daha önceki insansılarla kaynaşması başlı başına bir çalışma konusu. Ama en önemli göç dalgasının şurada sarı yuvarlak içerisinde gördüğümüz, daire içerisinde gördüğümüz Doğu Afrika'dan Etiyopya bölgesinden özellikle buradan kuzeye doğru Nil Vadisi'ni takip ederek bugünkü Filistin coğrafyası, Lübnan üzerinden Akdeniz'e gelme, Verimi İhlal diye bildiğimiz Adana, Mersin, Hatay coğrafyasından bir taraftan Mezopotamya'ya, diğer taraftan da Anadolu üzerinden ya da adalar üzerinden Avrupa'ya göçlerin tarihte gerçekleştiğini ve bunların bugünkü modern insanın kültürünü oluşturduğunu hemen söyleyelim. Son yapılan kazılarda belki siz de haberdarsınız. Aslında Afrika'dan insan göçünün, insansı göçünün daha doğrusu Homo erectus'la başladığı, yaklaşık 2 milyon yıl önceki o ilk göçte bugün Gürcistan bölgesinde, Kutaisi dediğimiz yerde yapılan bir kazıda 1 milyon 800 bin yıl önce Homo erectus'un bir örneğine rastlandığı için söylüyorum. Yani bu göç dalgaları işte Homo sapiens öncesindeki insansılarla yaşanmış. Onun için aynı göç dalgasının takip edildiğini fark etmemiz bakımından bu bilgiyle paylaşmak istedim. Şimdi 200 bin yıl içerisinde çok önemli göçler oldu Homo sapiens'le birlikte. En son 12 bin yıl önce gerçekleşen, tarım devrimiyle birlikte gerçekleşen göç olgusunu burada görüyoruz. Özellikle bu göç olgusunda bizim de içinde bulunduğumuz Anadolu, Mezopotamya ve Mısır çok belirleyici. Uygarlaşmanın temelini oluşturan tarım devrimi bu coğrafyada özellikle gelişiyor ve buradan göçler yoluyla işte genetik çalışmalarından da görülüyor. Diğer kıtalara doğru hızla göçlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Asya'daki göç dalgasını bir bilim açısından da sizlerle paylaşmak isterim. Alanın dil olduğu için. Özellikle Hazar Denizi ve çevresinde oluşan çok verimli topraklarda ve iklim ortamında gelişen uygarlıkların değişik nedenlerle bir taraftan Anadolu'ya ve Arap Yarımadası'na doğru, bir taraftan Avrupa'ya doğru kuzeyden göç ettiklerini, Karadeniz'in kuzeyinden göç ettiklerini biliyoruz. Ben ilginç bir şekilde Alman bir eğitim bilimciyle konuşurken, belki Mehmet sana da söyletmişti, Judith diye bir kadın eğitim bilimci, ana sınıf öğretmeniyle konuşurken,
bir sözcük kullandı. Oradan bunun arka planını araştırdığında bu göç dalgasının aynı zamanda dediğim gibi Hazar çevresinden kuzeyden Avrupa'ya Cermenlerle ilişkiye istilal yoluyla gittiklerini öğrendi. Kester diye bir sözcük kullandı. Ne anlamda kullanıyorsunuz bunu diye sorduğumuzda dedi biz Yahudi anlamında kullanıyoruz. Bazen işte kötü, dinsiz, acımasız, aşağılama anlamında kullanıyoruz. Peki bu sözcüğün nereden geldiği konusunda fikriniz var mı dedim. Dedi büyüklerin anlatımında ve benim kaynaklardan okuduğum kadarıyla Hazar bölgesindeki Türkler, biliyorsunuz Yahudi büyük benziyorlar ve Yahudi olan bu Türkler Avrupa'ya sık sık seferler düzenliyorlar. Bu seferler sırasında Cermenlerle yaptıkları savaşlarda çok ciddi kan dökmeler gerçekleşiyor. Burada gerçekleşen acı olaylara istinaden işte acımasız anlamında, kıyıcı anlamında Yahudi olan bu Hazar Türklerine istinaden Kester sözcüğünü kullanıyorlar. Hazar, Kester'e dönüşüyor anlayıcılar ses değişimleriyle. Bu Asya'dan da Avrupa'ya ve bizim coğrafyamıza ayrı bir göçün olduğunu göçmenlik olgusu bakımından çok farklı bir şekilde gösteren örnek ile. Evet, şimdi diğer bir bu coğrafyada gerçekleşen, Asya'da gerçekleşen göç olgusunu ortaya koyan bizden bir destanla başlamak istiyorum. Bu destana geçmeden önce de mitolojiden bir örnek vermek istiyorum. Aslında bizim yaşadığımız coğrafyaya çok yakın olan Babillerin hakim olduğu Mezopotamya'da göçmenleri temsil eden bir tanrı var. Marfu adlı bu tanrı yerleşik halkın inan ettiği bir kentin Mushudu adındaki tanrısıyla, o kentin tanrısıyla tanışıyor. Kendisi halkıyla birlikte kentin dışında göçmen bir bölgede yaşıyor. Dolayısıyla Tanrı'yla tanışınca, İnari kentinin tanrısıyla kızını çok seviyor, aşık oluyor ona ve evlenip çocuk çocuğa karışmak istediğini söylüyor. Mushudu'yu kabul ediyor kentin tanrısı fakat diğer tanrıçalar buna karşı çıkıyorlar. Sen diyorlar, dışarıdan gelen bir göçmen tanrıyla nasıl evlenebilirsin? Sen işte yerleşik tanrısın ve dolayısıyla bu yaşadığımız kenti her şeyiyle yöneten Tanrı Mushudu'nun kızısın, evlenemezsin diyorlar. Arada büyük gerilimler yaşanıyor. En sonunda daha büyük bir tanrı olan Angrudu adlı tanrıçaya gidiyorlar ve o tanrıça kızın da aşık olduğunu öğrenince bunu cevaz vererek mutlaka evlenin diyor. Bunun üzerine göçmenlerin tanrısı olan Mathru ilk kez yerleşik bir halkın tanrısının kızıyla evleniyor. Yani göçmenliğin yerleşikler tarafından tanrılar düzeyinde, mitoloji düzeyinde ne kadar dışlandığını ve yabancılandığını gösteren bir örneği bizim coğrafyadaki mitolojiden vermek istedim. Yaşandığı gerçeklerden yola çıkarak anlatıldığı söylenen göç destanı, Uygurlar aykırı destanında ise farklı bir örnek var. Toprağın önemini, aynı zamanda o toprakla insan ilişkisini çok iyi anlatan bir destan bu. Belki okuyanlarımız vardır. Biz de öğrencilerimize derste çok ayrıntıya girmeden anlatırız. Ben özetle birkaç cümleyle söyleyeyim bu destanın içeriğini. İşte Uygurların kralı konumunda olan Yuluv Tigin dediğimiz kişi Çinlerle savaştan bıkıyor. Artık o kadar kan akıtmak yerine bir uzlaşma yolu arıyor. Gali adında bir prensesi var, ve oğluna Çinlerin prensesini alarak bu uzlaşmayı sağlayıp, barış yapıp artık normal hayata dönme ve dolayısıyla halkın geçimiyle kentin sorunlarını çözmekle uğraşmak istiyor. Öneriyor Çin krallığına bu önerisini götürüyor. Onlar kabul ediyorlar ve Çin prensini vermeyi kabul ederken bir şart ile sürüyorlar. Diyorlar ki sizin Tengri Dağları'nın eteğinde Kutlu Dağ dediğimiz büyük bir kayanız var. Eğer bu kayayı bize verirseniz, biz de size kendisinizi, prensesinizi veririz diyorlar. Başlık. Evet, bugünkü değil de bir takas ama işin arka planında gerçekleşen acı bir göç olayı var. Onun nedeni burada ortaya çıkıyor. Evet, Çin prensesini alıyorlar, Gali prensle evlendiriyorlar. Arkasından da Çinler geliyor, o bahsettiğim
kutuplu dağ dedikleri kayayı önce ısıtıyorlar, arkasından da üzerine sirkeler döküyorlar. Çatlıyor kaya, ayrılan parçaları kanlılara yükleyip Çin'e götürüyorlar. Bu işlem biter bitmez o coğrafyada bir kuraklık ve kıtlık başlıyor. Ve dolayısıyla bir yıl içerisinde artık yaşayamayacakları bir coğrafyaya dönüşünce Uygurların kayayı teslim ettiği bölge, yaşadıkları bölge bu kez göçmek zorunda kalıyorlar. Yani işte yaşadığınız coğrafyanın taşının bile ne kadar önemli olduğunu, o toprağa bağlılık ve toprak ilişkisi bakımından çok güzel anlatan bir destan olarak göç edebiyatına örnek verebileceğimiz eserlerden biri. İşte bakınız burada Anadolu'yu da işte Nazım'ın bir ata benzetmesi gibi Lökman'a gelip uzak Asya'dan Akdeniz'i kısra başı gibi uzanan coğrafya olarak belirttiği bu coğrafyayı bakın şurada biz görebiliyoruz. Baş kısmı bizim yaşadığımız coğrafya. Buradaki göçün de nasıl dalgalı olarak geldiğini ortaya koyan bir yansım. Şimdi diğer coğrafya hepimiz biliyoruz. Babil Kulesi'ndeki göç olgusunda biliyoruz. İşte bir taraftan Tanrı'ya ulaşma, diller arasındaki iletişimin kopması, her katta farklı bir dilin konuşulması ve en sonunda bu dilin yıkılmasıyla birlikte Çil yavrusu gibi burada yaşayan farklı dilleri konuşulan artık halkların bölgeye göç etmek durumunda kalması hikayesi var burada. İşte dünya dillerinin nasıl oluştuğunu buradaki bir mitolojiden de dilciler açıklıyorlar. Buradan hareketle hemen söyleyeyim. Özellikle Hint-Avrupa dil ailesiyle bağlantılı bir örnek olarak bunu söylemek istiyorum. Biz Hint-Avrupa dil ailesinin en eski dillerinden birinin işte Hindistan bölgesinde, Hindus dediğimiz o coğrafyada oluşan Sanskritçe olduğunu biliriz. Sanskritçe, daha sonra işte İran'da konuşulan bugünkü Farsça'nın atası olan Sogoklar, Pehlevice ve benzeri diller gelişiyor. Burada Anadolu üzerinden Avrupa'ya giden bugünkü İngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller buradan gelişiyor. Şimdi daha çok Anadolu üzerinden göç yoluyla gerçekleşti. Bakınız orada Dorik diye yazılan yerden İstanbul üzerinden geçiş olduğu söyleniyor ama bir başka göç de Kuzey Avrupa üzerinden, yani Karadeniz'in kuzeyinden yine Avrupa'ya bu dilin bir göç dalgası şeklinde geliştiğini görüyoruz. Şöyle bir tartışma var, belki sizin de ilgini çeker diye bir ara başlık olarak bunu söyleyeyim. Dilciler arasında şimdi tartışıyor özellikle. Mesela acaba Hint-Avrupa dil ailesi, Ural-Altay dil ailesi gibi, Pamistani dil ailesi gibi dil sınıflamalarının, ailelerin ayrımı bilimsel olarak doğru mu? Bununla ilgili Kaan Arslanoğlu diye hekim bir arkadaşımız gerçekten ciddi bir çalışma yaptı. Ben hemen onu paylaşayım sizlerle. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yıllarda bilim insanlarıyla kurduğu ilişkilerle geliştirmeye çalıştığı güneş dil teorisini bugünkü gerçekler üzerinden değiştirerek anlatan bir çalışmaydı bu. Şöyle bir çalışma yapmış. Sanskritçe 4000 yıl öncesine ait metinleri, çünkü Veda metinleri var Sanskritçe 4000 yıl öncesine ait. O metinleri bugünkü İngilizce ve Türkçe ile karşılaştırıyor. Bakıyor ki 1000 sözcük içerisinde 231 sözcük Sanskritçe'deki sözcük, Türkçe'deki sözcükle morfem veya fonem, yani ses ve biçim değişikleri dışında birbirine çok benziyor. Anlamcılar aşağı yukarı aynı. Bakıyor aynı sözcüklerin İngilizce'deki benzerliğine 180 sözcüğün benzer olduğunu yakalıyor. Halbuki Hint-Avrupa dil ailesindeydi İngilizce. Bu dillerin devamı olan bir dildi. Bunda daha çok olması gerekiyordu ortak yönler, değil mi? Ortak sözcükler, ufak tefek ses ve biçim değişimleri dışında. O zaman diyor ki, Hint-Avrupa dil ailesinin doğup geliştiği varsayılan coğrafya, Asya'ya daha yakındır, Asya coğrafyasındadır ve Türklerin yaşadığı coğrafyaya daha yakındır. Türkçenin bu dillerle ilişkisi bu yönüyle güçlüdür. Kimi bizim bildiğimiz işte söz dizinin bakımından vesaire farklar olsa da aslında böyle bir sınıflandırmanın, yani Hint-Avrupa dil ailesi diye ayırıp Türkçe, Ural-Altay dil ailesi gibi bir aile içerisinde sınıflandırmanın bilimsel olamayacağını, bunların yeniden düşünülmesi, yeniden çalışılması gerektiğini ileri süren bir görüşü var. Sizin de dikkatinize sormak istedim. Belki merak edenler
bu konu üzerinde de çalışabilir, göçler açısından bu ilişkiyi de kurabilir diye düşündüm. Evet, kavimler göçü çok önemli. Özellikle 4. ve 6. yüzyıllarda yaşanan, hem doğudan batıya hem Avrupa içerisinde yaşanan büyük göçler. Buradaki o göçlerin dalgasından bir örnekle söyleyeyim. Merak ettiğim için bu konu üzerinde çalıştım. Belki üzerinde siz durabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda Stockholm'da yaşayan, Türkiye'nin 70'li yıllarda geçmiş bir sürgünümüz var, gazeteci kendisi. Bu arkadaşımız Abdullah Bey bir çalışma yaptı ve İsveççe ile Türkçenin ilişkisi üzerine önce İsveç bir dil bilim adamının, tarihçinin aynı zamanda, Sven Brink adlı bir tarihçinin 1764'te yayınladığı Türkler ile İsveçler arasındaki ilişkiyi konu edinen bir çalışmayı Türkçe'ye çevirdi. Arkasından kendisi İskandinav ülkelerinde konuşulan diller ile Türkçe'yi karşılaştıran ayrı bir kitap yayınladı. Bunlarda görüyoruz ki, işte kimlerine göre M.Ö. tarihe dayanan, kimlerine göre işte M.Ö. 300-400'lü yıllarda bu kavimler göçü sırasında gerçekleştiği söylenen, biliyorsunuz İskandinavların büyük bir tanrısı, aynı zamanda mitolojik bir kahramanı var. Odin ya da Odin dedikleri. Bu kahramanın aslında Don Nehri'nin doğusundan, Hunların yaşadığı coğrafyadan, oradaki halklarla birlikte, onların üzerinde savaşçı unsurlarıyla birlikte önce Avrupa'ya, Cermenlerin arasına, buradan kuzeye Danimarka'ya, Danimarka'dan daha sonra İsveç'e bir serüveni olduğunu, bir göç çizgisi izlediğini ve buraya yerleştikten sonra da orada yaşayan halk tarafından gösterdiği kahramanlıklar ve iyilikler nedeniyle mitolojik bir tanrı haline dönüştürüldüğü, onunla ilgili anlatıların çoğunda bu göç dalgasında yaşanan savaşlar, açlar ve büyük kıyımlar söz konusu. Okuduğunuzda çok rahat görebiliyorsunuz. Demek ki İsveçlerin ya da İskandinav ülkesinde yaşayan halkların da, Laplanlar başta olmak üzere, doğudan gelen, yani Asya tarafından gelen topluluklar tarafından kaynaşarak oluştuğu şeklinde bir görüş ileri sürüyor şu anda. Araştırmaya değer, üzerinde çalışmaya değer diye onu da dikkatinize sunmak istedim. Yani göçler sadece savaşlar, büyük yıkımlar, kıyımlar ortaya çıkarmıyor. Aynı zamanda yeni mitolojiler ortaya çıkarıyor, yeni edebiyatlar ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda yeni kahramanlar ortaya çıkarıyor. Güncel bir örnek vereyim. Ben pardon bir şey söyleyebilir miyim noktada? Şimdi bahsedilen dönemle bugün arasındaki yüzyıl çok büyük bir yüzyıl değil ve hani o bölgede yaşayan insanların ten rengi açısından değerlendirildiğinde Asya ile arasında çok büyük bir fark var. Hani bu kadar işte 4. yüzyıl diyelim mesela, 1600 senede bu kadar dönüşebilirler mi acaba? Yani dönüşebilirler mi? Şimdi şöyle, benim de anlatmaya çalışayım. Aslında Asya'dan birlikte geldiği, özellikle savaşçı olan Hun veya sonrasındaki Türklerin tarih kesin koyamıyor çünkü mitolojik bir olay anlatı olduğu için tarih kesin koyamıyor. Bunların savaşçı arkadaşları, yoldaşları, hatta Türk yoldaşları diye geçiyor kaynaklar. Oradan bu serüveni izlerken onlarca yıl savaşarak geliyorlar o coğrafyaya. Dolayısıyla yerli halklar da orada, örneğin Laplanlar var. Onlarla da kaynaşıyorlar ve İşte bildiğimiz Sarı Benizli ya da Kızıl Benizli insanların yaşadığı, işte İzlanda başta olmak üzere o bölgedeki insanların, Laplanlar mesela bugün Asya'daki çekik gözleriyle ve esmer tenleriyle Asya'daki kimi Türk topluluklarına çok benziyorlar. Yani İsveç'te yaşayan Laplanlar, hatta o gazeteci arkadaşımız Abdullah Bey şöyle bir anekdot yazmış, onu da paylaşayım sizinle, göçmenler arasından çok öğretici. Diyor, sarı bir İsveç kızı geldi. Benim yüzüme baktığımda işte esmer, bıyıklı biri, şeytan lapan dedi diyor. Yani lapanları onlar aşağılıyorlarmış. Hem çekik gözlü ve esmer olmaları nedeniyle hem de farklı bir dil konuşmaları Asya toplumlarına benzettikleri için aşağılıyorlarmış. Ben de dedim ki, şeytan lapan değil, şeytan Türk dedim diyor. Böyle bir ilişkiyle, espriyle ona yanıt verdim diyor. Şaşırdı kadın diyor. Sonra onunla arkadaş olduk diyor. Ben niye böyle düşündüklerini, Lapanları niye aşağıladıklarını ondan öğrendiğimde Lapanları Türklere benzettiği için, yabancı gördükleri için böyle bir aşağılamaya gittiklerini öğrenmiş. Ve orada bu kültürü değiştirmek çok zaman aldı diyor. Hala dışarıdan yabancı gelenlere veya kendileriyle kaynaşmayan halklara şeytan gözüyle bakan bir aşağılayıcı söylemleri varmış İsveçlilere.
onu söylemiş Annette Bray. O dikkatimi çekti. Evet, bu göç dalgası, kaynar göçünden bir anekdotla devam ettik. Şimdi bir başka göç dalgasını hepinizin bildiği gibi, işte dinsel metinlere de yansıyan, işte Musa'nın Mısır'dan Kavmi ile birlikte göçü, yine aynı şekilde Hristiyanlık döneminde yaşanan bir göç örneği bulabiliyoruz. Birazdan kısa bir ayrıntı vereceğim. Yine Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü. Bunların çoğu ilginç bir edebiyat oluşturmuş. Yani hem şiir şeklinde hem de tahkiye, hikayeli bir şekilde anlatılara vesile olmuş. Bunlardan birini benzer motif taşıdığı için Marmara'dan Masallar adlı kitaptan size örnek vermek istiyorum. Benim coğrafyamla ilgili çünkü. Yazarını tanıma şansı buldum. Almanya'da yaşıyor şu anda. Rafik Şami diye. Bu adam Arami. Yaşadığı, doğduğu coğrafya bize yaklaşık 200 metre güneyde. Ben tam Suriye sınırında bir köyde doğdum. Bizim 200 metre güneyimizde Şam'ın yaklaşık 60 kilometre kuzeyine düşen bir bölgede Marmara diye bir antik kent var. Ve bu kente Antakya'da satraplık döneminde, İslam'ın henüz yayılmaya başladığı dönemde işte İsa'nın havarilerinden iki kişi geliyorlar. Biri biliyorsunuz Saint-Pierre Kilisesi'nde adı verilen Saint-Pierre, diğeri de Paulus. Onlar burada İslam'ın yayılmaya başlayınca satraplığın oradaki kralın kızı bunların inancını benimsiyor. Gelen bahsettiğim kişilerden birinin anlatımından çok etkileniyor ve Habibi Neccar adını verdiğimiz bizim Antakya'nın üstünde bir dağ var ve işte Antakya'da Müslümanlığı benimseyen ilk, pardon, İslam'ı benimseyen ilk kişi olarak biliniyor. Daha önce Yahudiler ile Paganlar egemenler Antakya'da. Dolayısıyla bu yüzden dışlanıyorlar ve onun mitolojisi var. İşte dağda kellesini kesiyorlar. Kellesinin yuvalanarak ta kentin içine kadar geldi. Yukarıda kendisinin cesedinin konduğu yer mağara olarak şu anda yine ziyaret ediliyor. Bir türbeye dönüştürmüş. Kellesinin gelip düştüğü yerde önce kilise yapılıyor, sonra camiye dönüştürüyor. Şimdi Habibi Neccar Camii olarak eğer Antakya'ya giderseniz görebilirsiniz ve onunla birlikte iki o bahsettiğim havarinin cesetlerinin gömüldüğü sandıklar orada. Caminin hemen altında. Çok eski bir tarih var. Sonradan İslamiyet'in geldiği 636'lı yıllarda camiye dönüştürmüş. Böyle bir özelliği var. İşte buradaki o pagan döneminde ve Yahudiliğin egemen olduğu dönemde Antakya'da Hristiyanlığı benimsemiş olan Mar Tapla diye, yani Aziz Tapla adında bir kız, kralın kızı, ailesinden gizlice çok erken bir saatte sabaha karşı ayrılıyor saraydan ve ata binerek Şam'a doğru, daha önce gidip geldiği için Şam'a doğru koşturuyor. Atıyla birlikte epey yoruldıktan sonra sabah işte kalkıp kral ve kraliçe kızlarının evde olmadığını öğrenince arkasından askerleri gönderiyorlar, atlıları gönderiyorlar. Bahsettiğim yere geldiğimizde, Manura dediğimiz yere geldiğimizde bir dehliz var, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ben görme şansı buldum. Yani iki insanın ancak yan yana geçebildiği kadar dar bir dehliz. 1 kilometre kadar başlıyor ve geliyor bir kayada bitiyor. O kayanın olduğu yerde mağara varmış. Ve Martakla, Aziz Takla adını alan bu prenses burada çok yorgun, bitkin düştüğü için atını bırakıyor. Kendisi gidip mağarada uyuyor. O sırada hani birçok yerde ayazma vardı biliyorsunuz. Özellikle kayalardan tutsaklı olarak bizim Sempe Kilisesi'nde var, Sümeyla Manastırı'nda var, gidip gördüyseniz. Orada bir ayazma var. Bugün de hali gidip o suyu içiyorlar ve kendilerini tutsamış sayıyorlar Hristiyanlar. O sudan içiyor ve yorgun düştüğü için hemen orada uyuyakalıyor. Tabii kralın askerleri buraya gelip bulana kadar zaman geçiyor. 2-3 gün sonra geliyorlar. Mağarayı buluyorlar ama mağaranın işte aynen Muhammed'in göç olayında yaşandığı gibi örümcekle ağla kaplandığını görüyorlar. Burada olamaz diyorlar ve dönüyorlar geri. Dolayısıyla oradaki yerli halklar daha sonra mağarada buluyorlar Martaklı'yı ve onun ermiş bir insan olduğunu düşünerek ona Mar adını veriyorlar, Aziz adını, Aziz adını veriyorlar ve kusuyorlar. Bugün de Hristiyanların en büyük kilisesi orada, Aramilerin kilisesi orada.
hac, bizim yaptığımız hac gibi onlar da gidip orada hac ziyaretinde bulunuyorlar. Eğer görme şansınızı yakalarsanız çok görür diye düşünüyorum. Oraya yakın iki yer daha var böyle kutsal sayılan. Biri de burada anlatılan Rafik Şami'nin, kendisi de aramıyor olan Rafik Şami'nin Marmara'dan masallarda bu hikayeyi çok güzel bir şekilde aktarır. Bunun gibi o halkın göç ordusuyla ilgili, işte daha sonra başka yerlere nasıl göçmüşler, neler yaşamışlar, epeyce hikaye var içinde. Onu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Yine bir şey söyleyeyim mi? Buyurun, buyurun. Lütfen katkıda bulunalım veya sorular hemen sorun. Mar dediniz değil mi? Yanlış duymadım. Hı-hı. Maria ya da Meryem ismiyle ilişkilendirebilir miyiz? Sağlıklı bir kelime. Aslında özellikle Süryani, Arami dillerinde Mar, işte Maria oradan geldiğimiz gibi Azize anlıyor, kutsanmış kişi Azize anlamını biliyor. Bugün bizim coğrafyamızda, yani Suriye'ye gitmenize gerek yok. Türkiye'de yandığını arkadaşlar, Silifke'ye giderseniz Silifke'de aynı kadın adına Mar Takla adında yine bir kilise var. Yani Silifke'de de gidip görebilirsiniz bu kiliseyi. Suriye'de ama kendisinin ilk gidip orada yaşadığı ve dolayısıyla Azize ünvanını aldığı yer olarak Marmara'dan söz ediyor. Evet, şimdi buradan hızla geçelim. Özellikle Anadolu'nun içinde yaşadığımız coğrafyanın bir kavimler kavşağı olduğunu, göçler tarihinin buradan okunduğunu hemen görebiliyoruz. Tarihin çok değişik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafından toplulukların buradan geçtiğini ve burada çok zengin bir kültürün olduğunu biliyoruz. Ben hemen tarihsel bir örnek vereyim size. Bunun en güzel örneğini Hititlerde ve özellikle Lumilerde görüyoruz. Belki merak eden araştırma arkadaşlarımız olmuştur. Ben de son dönemde buna biraz kafa yordum. Çünkü söz ağacımıza baktığımızda mesela bizim kullandığımız köylerde özellikle çobanlığa giderken, hayvan giderken azık dediğimiz bir şey var. Kırsal kesimde hala kullanılıyor bu sözcük. O azlık aslında Luvice ve Hitçe'den bugünkü Türkçe'ye kadar gelmiş bir Anadolu sözcüğü. Yani 4000 yıllık aşırıda bir tarihi var bu sözcüğün, bilinen tarihi. Ve burada Luviler, Hititler ilginç bir şekilde bir konfederal sistem kurmuşlar. Eğer Anadolu Milletleri Müzesi'ne gidip ayrıntıları inceleyebilirsiniz, orada görebiliyorsunuz. Örneğin iki dilli tabletleri var. Hititçe bir tarafında, bir tarafında Luvice, iki dilde kendilerinin yazmış olduğu resmi metinleri tabletlere yazmışlar ve hala bugün müzemizde sergilenebiliyor. Yine farklı inançlardan bir topluluk katılmış tanrılarına, örneğin yüzüncü, onların tanrısı, onların inançları neyse onları kendilerinin yanına alıyorlar. Bayrak ve benzeri sembolleri varsa onları hemen merkezi hükümetin, sarayın bir tarafına hem tanrılarını koyuyorlar hem de simgeleri olan bayraklarını koyuyorlar. Böylece her katılan, o konfederasyona katılan topluluğun inancının da geleneğini de sembollerini de dışlamadan içlerine alıyorlar ve uzun süre böyle barışık bir ortamda yaşama şansı buluyorlar. Bugün insanlık tarihine bize çok önemli bir veri sunuyor bu. Hem çok dilli toplum olarak hem de farklı kültürlerin bir arada nasıl yaşaması gerektiğine dair 3-4 bin yıl önce bu topraklarda bunların gerçekleşene dair çarpıcı bir örnek diye bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Arkasından hızla yine insanlık tarihinin önemli bir göç olgusu köle ticareti. Bugün Akdeniz coğrafyasında özellikle Mısır döneminde, daha sonra Helenler döneminde Girit adası başta olmak üzere adaların köle ticareti için önemli bir serüven olduğu. Buradan hem Anadolu'ya hem Avrupa'ya, Roma'ya köle ticaretinin yapıldığının çok değişik örneklerini görüyoruz. İşte yaklaşık son 200-300 yılda da, özellikle ABD'nin kurulmasından sonra da Afrika'dan yine bu kez ABD'ye yönelik ciddi bir zenci kölelerin götürüldüğünü ve oradaki yerli halkların, Kızılderililer başta olmak üzere nasıl yok edildiğini görebiliyoruz. Buna ilişkin birkaç örneği hemen şuradan paylaşayım. Özür. Bakınız, o yine kölelerin götürüldüğü ve hangi koşullarda çalıştırıldığına dair bir örnekle karşılaşıyoruz burada. Bunu anlaşamadım. Evet, yine bu kez bu coğrafyada yaşanan önemli göçlerden, son
150 yılda gerçekleşen, özellikle Kafkaslar bölgesinde gerçekleşen göçlerden söylüyoruz. Bu göçlerin Anadolu'ya yansıması ile ilgili çok çarpıcı örnekler var. Onlardan biri de benim de hemşerim olan Ayla Kutlu'nun yazmış olduğu Bir Göçmen Kuş Doğaptır roman. Bilmiyorum bunu inceleme şansı buldunuz mu? Ayla Kutlu'nun eserlerini. Kendisi Kafkaslardan göçüp uzun yayla dediğimiz Maraş'tan başlayıp Erzincan'a kadar uzanan, Sivas bölgesine kadar uzanan o uzun yaylanın Çardak dediğimiz bir bölgesine yerleşmiş ailenin, Çeşen kökenli bir ailenin çocuğu. Büyüklerinden dinlediği önemli hikayelerden birini Emir Bey'in ve çocuklarının ailesinin Kafkaslardan göçle birlikte 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrası göçle birlikte Anadolu'ya geliş serüvenini, arkasından diğer kitaplarında da onların bu topraklarda yaşadıkları orguları, olayları arka arkaya romanlaştırdı. Bu romanın baştan incelenmeye değer olduğunu hemen söylemek isterim. Yine bu kez Amerika'yı oluşturan bir başka göç dalgasına geçiş yapıyoruz. 1840-1920 arasında Avrupa'dan başta olmak üzere bugünkü kovboyları oluşturan Anglo-Saksonların, yani İngiltere üzerinden giden Avrupa toplulukların Amerika'yı nasıl oluşturduklarına ve orada yerli halkları nasıl öldürdüklerine dair çokça hem edebi eser, hem film, hem belgeseller çekildi. Onu gösteren bu saydamla birlikte yolculuğumuza devam edelim. İşte Özgürlük Anıtı'na, Fransızların hediye etmiş olduğu Özgürlük Anıtı adasına o göçmenlerin tekneyle gidişini anlatan bir kareyle devam edelim. Evet, bu karelerden günümüze doğru geliyor şimdi Özgürlük. Günümüze doğru geliyoruz. Nasıl ki hem Afrika'dan zencilerin hem de Avrupa'dan bahsettiğim Anglo-Saksonların göçü Amerika'ya gemilerle sağlandıysa, bu kez son 10 yılda Orta Doğu'dan özellikle Suriye, Irak ve Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden Anadolu'ya gelip bu topraklardan işte teknelerle, hatta böyle botlarla Yunanistan'a ve diğer İtalya gibi ülkelere geçiş serüvenine konu edilen fotoğraflarla zenginleştirelim. Ve burada öne çıkan karelerden biri, artık bu göçler sırasında insanların balıklara yem olduğunu görüyoruz. En son göreceğimiz fotoğrafta olduğu gibi çocukların ruh sahiplere, cesetlerin vurduğunu görüyoruz. Göç dalgasının yaratmış olduğunu. Evet, oraya geleceğiz zaten. Bakınız, bir tarafta orada piknik yapan, eğlenen insanlar, bir tarafta denizden çıkmış ve yürümekte zorlanan siyahiler, bu çelişkiyle gösteren, bu nasıl edebiyatı beslemez bu çelişkiler, bir düşünelim diye göstermek istedim. Bakın, bir tarafta işte sahilde yürüyüş yapan insanlar, bir tarafta burada denizde boğulmuş, ölmüş insanın cesedi edebiyatı besleyen temel çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz karede yine aynı şekilde göçten büyük acı duyan anne ve çocukları. Evet, benim burada özellikle göstermek istediğim bir kare vardı. Onunla bağlantı kurmak istiyorum. Herhalde geçtik o kareyi. Evet, burada bakınız. Başka örnekler. Bu son göçle ilgili. Evet, o kare gelirse yine paylaşırız. Bu birazcık tüylerimiz diken diken eden son göç dalgasından sonra yine bu coğrafyada gerçekleşen bir başka göç dalgasına değinmek istiyorum. Belki bir anlarımız var, siyasi tarih açısından da inceleyenlerimiz var. Yüzellikler dediğimiz bir olgu var. Yüzellikler biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluş döneminde, 1924-25 yıllarında Mustafa Kemal hareketiyle, Kemalist hareketiyle çelişki yaşayan kimi yazarlar, şairler, aydınlar, politikacılar var aralarında. Onlardan biri daha önce bir karede geçti, çoğumuzun edebiyat kitaplarından da bildiği Refik Halit Karay. Biliyorsunuz gurbet hikayelerini kendisinin o sürgün döneminde yazıyor. Gitmeden önce memleket hikayeleri var. Sürgünde yazdığı o hikayelerden biri, gurbet hikayelerinde yer alan Eskici öyküsü çok etkileyicidir.
ders kitaplarımıza da kondu zamanında ama ne yazık ki şimdi okutulmuyor. Mesela bir sürgünün gittiği coğrafyadaki kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını bulması ve onunla yeniden hayat bulması, yeniden hayata dönmesi olgusunu anlatıyor orada. Bizim Antakya'da bir süre yaşamış Refik Ati Karay. Orada da çok ilginç bir roman yazmış. Bir Çerkez ailesinin Kafkaslardan Suriye'ye, Ürdün'e gelen bir ailenin dramını anlatmıştı orada. Böyle bir önemli dönem. İşte Mehmet Akif o dönemde yine Mısır'a sürgün gönderilenlerden biri. Adlarını sayamayacağım kadar 150'ler arasında yer alan önemli şair yazarlar var. Onlar da sürgün döneminin öykülerini, şiirlerini yazmışlar. Bu da onlardan biri. Belki içinizde duyanlar vardı. Memduh Selim diye biri. Bu da işte Kürt aşiretlerinden birinin o Memduh Selim. Fransa'da gitmiş, felsefe eğitim yapmış bir adam. 1920'li yıllarda, işte bahsettiğim 25 yılındaki o sürgünle birlikte Lübnan'a gidiyor. Ve Lübnan'dan Suriye'ye geliyor. Suriye'den Antakya'ya geliyor. Tabii 30'lu yıllara kadar, 1930'a kadar, 1925'ten 30'a kadar 5 yıl içerisinde Antakya'da öğretmenlik yapıyor. Felsefe öğretmenliği yapıyor Antakya Lisesi'nde. Fransız işgal yılları o zaman Antakya'da dahil olmak üzere. Çok öğrencilerle halkla ilişkileri güçlü olan bir adam. Onun hikayesini Mehmet Uzun adlı, bu dönemin edebiyatını çok iyi yapan, bundan sonra 8-10 yıl önce kaybettiğimiz bir yazarımız var Mehmet Uzun. O da İtik Bir Aşkın Gölgesinde adlı bu romanında anlattı Memduh Selim'in öyküsünü. Yüzellikler arasında sürgüne gönderilen kişilerden biri olarak. Bilmiyorum daha önce adını duydunuz mu bu ismi? Ama Mehmet Uzun tanınan bir yazar. Hocam, var. Şimdi çeviri yazıyor aslında. Başka bir dilde mi yazmış? Kürtçe yazmış. İsveç'te yaşadığı için kendisi de bir sürgün. Konumuzun, yazarın kendisi de konumuzun içerisinde yer alıyor. Daha sonra Türkiye'ye döndü ve burada kanser tedavisi görürken Diyarbakır'da kaybettik kendisini. Muhsin Kızılkaya diye sonradan renk değiştiren bir vatandaşla Türkçe çevirdi mesele. Onu hemen söyleyelim. Sonradan renk değiştirmek ne demek? Yani şöyle, geçmişte solcuydu, sonra AKP'li oldu. Renk değiştirmedi değil mi? Evet, yani Mehmet Uzun... Ben beyaz adım. Evet, renk değiştirmesi oydu. Şeyde, niteliği de gitti. Yani daha önceden çok ilginç çevirmeni. Kendisi de yazarlı olan birisi, eserleri var. Ama bu politik değişiminden sonra o yeteneğin de eğitimi başladı. Onu söylemeye çalışıyorum. Bence zaten yani ben görüşü değiştikten sonra bir insanın sığlaştığını düşünmüyorum. Bence kendini tekrar etmeye başlıyorsa, yavaş yavaş sığlaşmaya başlıyorsa oradan temalanmak üzere o sığlaşmanın bir sonucu olarak insanın hayata karşı evet, onu da düşünebiliriz. Onu da düşünebiliriz. Dediğinizde düşünebiliriz. Yani güzel bir katkı oldu. Artık kendisini yeniden üretemediği için oradan nemalanmak üzere gitti diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi... Evet, devam edelim. Bir başka göç dalgası, özür dileyerek cihazımıza alışamadım da. Şeyi de sorabilir miyim bu arada? Bir tarifin biraz önce bahsettiğiniz romanın hangi romanla göç hikayesini anlatan? Hangisi? Bir tarif Karay'ın biraz önce bahsettiğiniz göç hikayesini anlatan romanı. İşte onu hatırlamaya çalışıyorum. Bizim orada Şalankale diye bir kale var. O kaleyi anlatsın. Şalankale olması lazım kitabın adı. Ben size telefon verirseniz kitap bende duruyor. Onu göndereyim. Şu anda aklıma geldi. Evet. Aklıma gelmedi kitabın adı. Şalankale'de geçiyor olay. Orayı anlatıyor. Şimdi bir başka göç dalgasından söz ediyorduk aslında. Evet, öncesine gelebilirsek. Şuradan. Bu göç dalgası da Amerika'ya özellikle işçi olarak göçün ve Amerika'nın kendi içinde yaşanan önemli göçün, tarım üreticileri bakımından gerçekleştirilen bunun edebiyata yansımaları var. Gazap Üzümleri bunun başında geliyor. Filmi de olan, çok beğenilen eser olan Gazap Üzümleri. Stanbeck'in biliyorsunuz, John Stanbeck'in önemli bir eseri. 1929 ekonomik buhranı. Yani ABD kapitalizminin yaratmış olduğu büyük bunalımı, işte daha sonra Keynes modeli ile bu kez arazileri, boş arazileri işleterek tarımı yeniden güçlendirmeyi, işletmeleri çoğaltmayı amaçlayan bir modelle 1929 bunalımlaşmaya çalışıyorlar. Ama bu bunalım döneminde 29'dan 33'lere kadar
çok ciddi bir işçi göçü var ve karın tokluğuna neredeyse tarlalarda zor şartlarda çalışılan insanların yaşamını gazap üzümleri başlamak üzere Paralel ve İnsanlar adlı romanlarında ustaca işlemiş John Steinbeck, tarım işçilerinin göç olgusu açısından bu eserlerde edebiyatlar önemli oranda yazılmış. Bizim coğrafyamızı etkileyen Kafkas göçünden hemen anekdotlar vererek gideyim. 1864'te biliyorsun ilk büyük göç dalgası başlıyor. Arkasından 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda hızla gelişiyor. Daha sonraki dalgalarda Anadolu başta olmak üzere Suriye, Ürdün coğrafyasına kadar Çerkezlerin özellikle göçlerle yayıldıkları görülüyor. Suriye'den son yıllarda göç dalgasını anlatan fotoğraflarla devam edelim. Bu dalgayı da konu edinen bir roman size söylemek istiyorum. Burada yansıda koyduğumu bilemiyorum. Bu roman Halepli Çocuk başlığını taşıyor. Sunuay diye bir İngiltere'de yaşayan Halepli bir kadının yazmış olduğu roman. Çocukların savaş koşullarında ne büyük acılar yaşadığı ve onları kurtarmak için bir ailede önce olan bir genç kızın, Yasemin adlı bir genç kızın onları Halep'ten nasıl dışarıya çıkardı ve Laski'ye götürdü. Daha sonra da ailesini uygun bir ortam olarak, uygun bir tekneyle nasıl Avrupa'ya kaçırdığını anlatan ilginç bir roman. Son 7 yılda yaşanan, Suriye'de yaşanan kim olayların perde arkasını o romanda çok rahat okuyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Evet, yine bu göç dalgasının önemli fotoğrafları, yansımaları. Demin söylemeye çalışmıştık, siz de söylediniz. İşte bu Suriye göç dalgasının en son örneği, o dönemde herkesin tüylerini diken diken eden, ayağa kaldıran bir örnekti bu. Aylan bebek olarak da Türkiye'de çokça konuşuldu. Bunun üzerine, işte gördüğünüz üzere, besteci müzisyen Güneş Yakartepe bir şiir yazdı ve bunu besteledi. Bir umutla çıktım bu yolculuğa, simsiyah gecede vatansız çocuğum. İçinde korkular, umudum nerede? Nerede insanlık? Gelecek nerede? Çırpındım dalgalardan umutla, tutunamadım hayata, vurdum kıyıya. Çırpındım dalgalardan umutla, tutunamadım hayata, vurdum kıyıya. En sonunda bitti benim savaşım, yenildim hayata amansız dünyada. Bedenim armağan tüm insanla, bitmesin hayatlar, sönmesin umutlar. Bedenim armağan tüm insanla, ölmesin ayranlar, dinsin bütün çocuklar diyor Güneş Yakartepe. Evet, bu haberler yayınlandığında hepimizin yüreği ağzımıza gelmiş ve tüylerimiz diken diken olmuştu. İşte Suriyeliler, evet, Türkiye'ye gelen birçok sorunlarıyla birlikte 4 milyon civarında insanın Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldiğine dair haberler yapılıyor, analizler, araştırma ve incelemeler yapılıyor ama bir de bunların içerisinden gelen müzisyenler var, sanatçılar var, sinema sanatçıları, ressamlar var, benim de tanıdıklarım var aralarında. Bir arkadaşımız da İstanbul'da böyle bir kitap evi kurdu. Arapça yayınları İstanbul'a getirerek Türkiye'de yaşayan Suriyeliler başlamak üzere hem Arapların hem Arapça bilen Türklerin okumasına sundu. Böyle bir kültürel hizmette bulundu. Onu da hemen paylaşmak istedim. Eğer İstanbul'a giderseniz belki Pages kitap evini siz de görmek istersiniz. Evet. Pages nedir, bir anlamı var mı? Yani Arapça bir sözcük evet, değil. Arapça bir sözcük değil. Ama bir kısaltma gibi. Yani. Herhalde. Biraz. Olabilir. Buyurun. Buyurun. Evet, şimdi yine bu coğrafyada yaşanan bir göç olgusu ve onun edebiyata yansımasını dair iki örnek vereceğim. Pardon, bir soru. Buyurun. Türkiye'deki Suriyeliler artık burada bir şeyler üretmeye başladılar mı? Edebi ya da müzik sesi olarak? Var. Mesela Hataylı olduğum için Arap arkadaşlarından biliyorum. Ben de Suriyeli hikaye 2002 yılında Arapça öğrenmek için gittiğimde tanımıştım. Onlardan mesela Ankara'da iki ressam arkadaşı var, iki şair arkadaşı var, İstanbul'da özellikle onlar. Hatta kendi aralarında örgütlenme yoluna gittiler, dernekleştiler ve böyle kitap evi, sanat galerisi falan açmaya başladılar. Böylece Suriyelilerle ilgili Türkiye'de oluşan olumsuz imajı yıkmaya çalışıyorlar kendi çaplarında. Ama 4 milyon içerisinde bunları saysanız çok az bir sayı. Çok az bir sayı. Onu hemen söyleyeyim. Evet, bir başka göç dalgası 1915'te Ermeni tehciriyle yaşanmış bu göç dalgası. Kaynaklardan, kitaplardan biliyoruz. Bu fotoğraf Beyrut'ta çekilmiş bir fotoğraf. O tehcir sırasında
önemli bir göç dalgası Suriye üzerinden ve bizim bulunduğumuz Hatay coğrafi üzerinden Lübnan, Beyrut'a kadar gidiyor. Orada işte Musa Dağı'dan giren iki davulcu ve zurnacının fotoğrafı var. Bunlarla ilgili bir bilgi yer aldı. Arkasından bir de bizim bölgeye gelen Doğu Anadolu bölgesinden, Zeytuniye bölgesinden, Maraş bölgesinden gelen Ermenilerin yaşamını konu edinen bir göç dalgasını anlatan Musa Dağı'da 40 gün adlı Franz Werfel'in kaleme aldığı, Avusturyalı bir yazarın kaleme aldığı bir kitap var. Burada da o dönemde yaşanan acıları, sorunları, sıkıntıları roman tekniğiyle görebiliyoruz. Bir başka eser, okuma şansı bulduğum, bir görme şansı bulduğum, Halep'in Baronları. Şu gördüğünüz bina arkadaşlar, Halep'in merkezinde ve Mustafa Kemal'in de Suriye cephesinde komutan iken, Birinin Dünya Savaşı bitene kadar, orada kendisi görevden ayrılana kadar kaldığı yer. Onun odası müze haline getirilmiş durumda. Orada kullandığı yaşadığı rengisini hala duruyor. Yıkılmadı bu bina. Halep'te ayakta duran binalardan biri. Bina 1911 yılında yapılıyor. Bunu yapanlar bildiğim kadarıyla Bitlis bölgesinden gelen bir Ermeni aile. Bu aile önce geliyor buradaki bir hana yerleşiyor. Kendilerinin 1890'lı yıllardaki göç sırasında yanlarında getirdikleri altın ve diğer sermayeleriyle birlikte bir otel kiralıyorlar. Halep'teki bir oteli kiralıyorlar. Sonra satın alıyorlar. 1908'e geldiğimizde bu binayı yapmak üzere karar veriyorlar ve güzel bir şekilde modern bir binaya dönüştürüyorlar. 1911'de açılışı yapılıyor. Romanda bunlar anlatılıyor. Bu Halep'in Baronları adlı romanda. Bu ailenin serüveni ve bu binanın yapılışı anlatılıyor. Arkasından Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında 1918'e kadar çok ilginç olaylar yaşanıyor burada. İlginçtir, bu aile hem Osmanlı bürokrasisiyle çok ilişkili, hem Halep'teki zenginlerle çok ilişkili, Türklerle, Araplarla çok ilişkili. O yüzden dokunulmazlıkları olan bir aile. Cemal Paşa ile çok ilgileri var. Biliyorsunuz o bölgenin İttihat Terakki'nin sorumlusu Cemal Paşa o dönemde. Sonra Talat Paşa el atıyor çünkü bunlar göçler yoluyla gelip başka yerlere sürülmek durumunda olan Ermenileri koruyorlar. Hatta Cemal Paşa'nın desteğini alarak bizim Laskiye bölgesinde, hatta bizim ilçe Eladağ'ım ben, bizim ilçenin hemen güneyindeki Ermeni beldesi var Kesaf diye, orada çocuklar için önemli yurtlar açıyorlar, çocuk barınakları açıyorlar. Cemal Paşa'nın hep izinle bunu yapıyorlar. Cemal Paşa koruyor bakalım. Bilmiyorum, aramızda tarihçi var mı, bu konuda hiç daha önce okuması olan oldu mu? Benim ilgimi çekti. Şöyle bir test sürüyor kitapta. Cemal Paşa aslında 1918'e geldiğinizde artık savaşın aleyhine, Osmanlı'nın aleyhine sonuçlandığını gördüğünde bunun hesabının sorulacağını ve kendisinin diğer arkadaşlarından İttihat Terakki'den bu şekilde farklı bir yol izlemesi gerektiğini gördüğünde buradaki Ermeni ileri gelenlerini müttefik olarak seçip Suriye, Lübnan, Ürdün bölgesinde ayrı bir devlet kurma projesi olduğu için Ermenilere göre sıcak davrandı ve onları korumaya çalıştı diye bir tez göre sürüyor yazarlar. Bu ailenin anlatımlarından buna çıkarak sürüyorlar. Yazarlar İtalyan kökenli, gelip bu ailenin hayatını araştırmışlar ve büyüklerinin bıraktıkları defterleri incelemişler, anı defterlerini. Oradan yola çıkarak böyle bir tez ileri sürüyorlar. Ben de merak ettim, tarihçi arkadaşlarla bunu paylaşıyorum. Kimse biz böyle bir şey duyduk ya da böyle bir şey okuduk demedi şu ana kadar. Belki içinizden bilenler varsa öğrenmek isterim. Bu da önemli bir göç hikayesini, tehcir politikasını ele alan romanlardan biri. İşte son 30 yılda, 90'lardan başlayarak özellikle Balkanlarda, Sırplar ve diğer bölgelerde, Sırbistan ve diğer bölgelerde yaşanan Yugoslavya'nın parçalanmasına yol açan o büyük iç savaşlar, katliamlar ve göç dalgasından atan fotoğraflar ve bunları işleyen birçok şiir, roman, öykü ve benzeri yayınlandı. O göç dalgasından bizlerin Türkiye'den göçenlerin hikayesine doğru geliyor şimdi. Evet, bir başka önemli hem katliam hem göç
Türkiye çok göç olduğu sırada hatırlarsanız 88 yılında Halepçe katliam yaşandı. Ve Saddam'ın atmış olduğu, askerinin atmış olduğu kimyasal silahlar nedeniyle 5000'in üzerinde insan öldü burada. İşte onların mezarlarını görüyorsunuz. Hatta hala atılan cesetleri görüyorsunuz orada. Buğulanmış vaziyette. Burayla ilgili Türkiye'ye gelen göçlerle ilgili çokça şey yaşandı. Onlara dair hikayeler yazıldı. Bizim edebiyatımızı etkileyen önemli unsurlardan biri de anma yeri göç, işçi göçü, isteğe bağlı göçlerden biri olarak bunu değerlendirebiliriz. Ve dolayısıyla anmayla kadınlar başta olmak üzere gidenlerin hepsi en zor işlere çalışıyorlar. Temizlik işleri, maden işleri, her türlü zor işin altından Türkiye'yle anmayla kalkıyor ve onların yavaş yavaş edebiyat oluşmaya başlıyor. Bunlardan daha önce gitmiş olan, benim geldiğim 1958 yılında gittiğimden Yüksel Pazarkaya var. Hala Almanya'da yaşıyor ve onun çokça eseri, hem Almanca hem Türkçe yayınlanmış romanları, hikayeleri ve diğer eserleri var. Öncesinden başlayarak, 61'de başlayan işçi göçünden de öncesinden başlayarak işçi göçü dönemini en çok onun eserlerinden görebiliyoruz. Öne çıkan bir önemli eserden söz etmek istiyorum. Bakın orada tren garları, Bahnhof dedikleri tren garları, Türkiye'li işçilerin artık buluşma, özlem giderme, ülkeden gelenlerde ya da gidenlerde buluşma noktası, o sahneyi görüyorsunuz burada. İşte buraya daha sonra gitmiş olan köy enstitülü bir yazarımız var. Onun kaleme almış olduğu şu eser çok önemli. Yüksek Fırınlar. Kemal Bey de tanıdığı onları gördü. Ben de bu fabrikaları görme şansı buldum. Duisburg'da, Almanya'nın en önemli sanayi bölgesindeki Duisburg kentinde fabrikalar ve o fabrikalarda çalışan göçmen işçiler, özellikle Türk işçilerin hikayelerini anlattı bu romanında. O açıdan incelenmesi ve okunması gereken romanlardan biri. Hem köyesli kökenli bir yazar olması, hem Türk Öğretmenler Sendikası'nın uzun yıllar başkanını yapmış olması bakımından edebiyat toplumumuz daha önce incelemediyse Fatih Baykuşlu da incelemelerini önermek istedim. Diğer bir yazarımız, belki bilenleriniz var, Yusuf Ziya Bağdınlı. Şu anda 91 yaşında yaşıyor İstanbul'da. O da köy enstitülü, Pazarören, Kayseri Pazarören köy enstitüsünden mezun. Benden çok büyük olmakla birlikte yakın dostluğumuz oluştu. Açılın Kapılar adlı bu romanında Almanya'ya giden Türk işçilerinin ve özellikle onların çocuklarının oradaki uyum sorunlarını, aynı zamanda Türkiye'ye geldikleri karşılaştıkları sıkıntıları anlatan ilginç bir roman. Bir başka iş göçüyle, işçi göçüyle ilgili romanlardan birinde Yusuf Ziya Bağdınlı yazdı. Bu özel bilgilerden sonra göçle ilgili yazılmış önemli birkaç kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkasından sorularınız ve katılarınızla konumuzu bitirelim diyorum. Mevlüt Süleymanlı, bu Azeri kökenli bir yazar ve göç ordusunu anlatan bir destan şiir yazdı. Onu özellikle bilgimize sunmak istedim. Yine göç ordusunu anlatan eserlerden biri Göç Öyküleri. Kendisi de Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan Sabri Kuşkonmaz arkadaşımız bu öyküleri derledi ve böyle bir antolojiye dönüştürüldü. Bir başka göç konusunda edilen üç eser, işte hepimizin bildiği Yusuf Ziya Uktaş, Beşevicilerden bir şairimiz, romanını yazdı göçmenliğin. Arkasından Cüle Behtekna, Göç adlı bir eserle çocuk kitabı olarak bunu kaleme aldı. Yine Lers İkner'de Göç adlı bir başka romanla, tren hattından da gördüğünüz gibi o perspektifle, Göç Olgusu'nun romanını kaleme aldı. Evet, bu temel göç olgularından ve onun yansıyan, edebiyat yansıyan eserlerinden sonra işte aramızda bu konuda çalışma yapan arkadaşımız da var Kemal Bey. Beyin göçünü ben sizlere bırakmak isterim. Beyin göçüne ilişkin çokça yeni eserler yazılıyor. Ben buna karşı savaş açmış bir bilim insanımızın romanından söz etmek isterim. Yine okunmuştum mutlaka. Kendisi de yurt dışında doktorasını, eğitimini yapmış olmakla birlikte, orada bilimsel çalışmalara katılmakla birlikte hemen ülkesine dönmüş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendis olarak uzun yıllar hocalık yapmış olan Mustafa İnan var biliyorsunuz. Onun romanında bir bilim adamının romanı adıyla Oğuz Atay'ı kaleme aldı.
beyin göçüne karşı onun kişiliğinde, Mustafa İnan'ın kişiliğinde nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğinde burada konuşabiliriz. Evet, ben özetle anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Süper.